TS Mutfağı'ndan merhaba. Bugün pratik lahmacun yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz şöyle. 5-6 adet hazır lavaş. 250 gram kıyma. Kıymamız dondurucudaydı. Ben bunu 5 dakikada çok pratik bir yöntemle biraz önce çözdürdüm. Yöntemi şuradaki linke tıklayarak görebilirsiniz. 1 adet büyük boy soğanımız var. Eğer soğanınız yeterince büyük değilse 2 adet kullanabilirsiniz. 2 adet domatesimiz var rendelenmiş. Kış mevsiminde olduğumuz için şu anda ben yazdan hazırladığım rende domatesten kullanıyorum. Bu da yaklaşık 1 kase kadar ediyor. 1 yemek kaşığı domates salçamız var. 1 çay kaşığı, özür diliyorum, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. Kimyon kıymalı tariflerin vazgeçilmezidir. Çok tavsiye ediyorum, çok yakışıyor. Tuzumuz var, bunu da masyakinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Bunu acı veya tatlı kullanabilirsiniz damak zevkinize göre yine. 2 diş sarımsağımız var. 4 adet yeşil biberimiz var. Yeşil biber yine kış mevsiminde olduğumuz için ben yazdan doğrayıp dondurucuya attığım yeşil biberlerden kullanacağım. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi öncelikle soğanları rondoya atıp çekeceğim. Soğanlarla birlikte sarımsakları ve biberleri de ekliyorum. Böylece hepsi küçücük olacak ve lahmacunumuzu yerken bizi rahatsız etmeyecekler. Sebzelerimiz hazır. Karıştırma kabına alıyorum. İçine kıymamızı ekliyorum. Kıymayı yağsız kullanıyorum ben. Şimdi diğer malzemelerimi de ekliyorum. Domatesimi ekliyorum. Ya ayçiçek yağı kullanıyorum. Çok soruluyor genelde hangi yağ kullanıyorsunuz diye. Bunun özel bir sebebi yok. Biraz alışkanlık aslında bakarsanız. Bilenler biliyordur muhtemelen. Bu arada baharatlarımı eklemeye geçtim. Trakyalı olduğum için ben ayçiçek yağına alışkanlığım var küçüklüğümden bu yana. O yüzden ayçiçek yağı kullanıyorum. Kimyon ve karabiberi ekledim. En son tuzumu ekliyorum. Şu an tüm malzemelerimi karıştırma kabında. Şimdi kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Oldukça sıvı bir karışım olduğu için elle yoğurmanıza gerek yok. Karışımımız hazır. Şöyle göstereyim, kenara almıştım ama. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir kıyma harcı kıvamında. Şimdi tepsiye alıyorum. Bu arada fırınımı karışımı yapmaya başlamadan önce 200 derecede ısıtmıştım. Sadece üst ayarını ısıttım. Lavaşlarımız zaten pişmiş olduğu için altını biraz daha pişirirsek kıymalar pişmeden yanacaktır. O yüzden sadece üstünü açtım. Şöyle göz kararı bir harçtan alıp lavaşın üzerine koyuyorum. Lahmacunumuz hazır. Şimdi fırına koyuyorum. O pişerken diğer tepsimi alıp ikinci lahmacun hazırlıyorum. Bu şekilde bunu hazırlayana kadar fırındaki pişmiş olacak. Onu çıkardığımızda bunu koyacağız. Sonra yenisini hazırlayacağım. Şeklinde kolayca halledeceğiz lahmacunlarımızı. Lahmacunumuz pişti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. İkinci tepsi lahmacunu da fırına koyuyorum. Bu arada fırının en üst tarafına yerleştiriyorum kolayca pişmesi için. Şimdi diğerlerini aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Afiyet olsun. Bu arada bayağı güzel.